Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ana bilim dalından hocamız Sayın Profesör Doktor İsmail Tufan'a uzanacağız. Hocam duyabiliyor musunuz bizi? Duyabiliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim davetiniz için. Antalya Kent Konseyi Başkanımız Sayın Sema Nur Hanımefendi ve yürütme kurulu üyelerimizin sizlere selamlarını iletiyorum. Ve ülkemizde yenilenen sözü tekrar etmek istiyoruz. Türkiye lütfen evde kal. Sanırım artık hepimiz öğrendik. Koronavirüsü özellikle yaşlar ve hastaları hedef alıyor ve öldürüyor. Yalnızlık çoğunlukla diğer insanlardan ayrılma ve izole olma hissini bu süreçte bizlere yaşatıyor. Yaşların aynı zamanda birçoğunda kronik hastalık olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yaşlılıkta bizler çifte risk olduğunu ileri sürüyoruz ve bu böyledir. Yaşlılıkta çifte bir risk vardır. Yani hem yaşlı hem hasta. Diğer taraftan yıllardır yaşlara aktif ol, dışarı çıkma, topluma katıl dedik. Fakat şimdi evde kal demeye başladık. Bu özel bir durum. Bu bir tezatlık ve bir çelişki gibi görülebilir. Fakat düşüncelerimizi, taleplerimizi, davranışlarımızı, hareketlerimizi durumların belirlediğini de mutlaka hesaba katmak gerekir. Öncelikle taleplerimiz normal durumlarda yaşantılarımız, özellikle taleplerimiz normal durumlarda yaşlarımıza tavsiyelerimiz yaşama katıl ve evde kal olmalıdır. Fakat şimdi yeni ve olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bu süreçte normal koşullar altında yaşlar için iyi olan şey bu koşullar altında onlar açısından son derece hayati bir tehlike taşıyor. Yaşlarımızın bu tehlikenin içerisine kendilerini atmamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu durum sadece onların değil, onların yakın çevresindeki insanları hepimizi topluma ilgilendiriyor. Yaşlılar sorumluluk üstlenmelidir ve gördüğümüz kadarıyla bu geçtiğimiz süreç içerisinde bu sorumluluğu da başarıyla üstlendiler. Bir gerontolog olarak ve aynı zamanda Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak ülke genelinde yoğunlukla bu sorumluluğun üstlendiğini de görüyoruz. Bu sorumluluğun adı evden dışarı çıkmamak. Yani bilinçli izolasyonu kabul etmektir. Bu bilinçli izolasyon sayesinde çok sıkça tartıştığımız depresyon ve benzeri rahatsızlıklarda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Depresyon hastası yaşlılara göz kulak olmak gerekir. Burada aile yakınlarına ve yaşlının sosyal çevresine çok büyük sorumluluk yüklüyor. Tabii şunu da göz ardı edemeyiz. Zorunlu olarak evden çıkmayınca depresyon bir nebze olsun depreşebilir. Öncelikle hepimiz için bunu ifade etmem gerekir. Bugün şikayet etme günü değildir. Bugün yakınma günü değildir. Bugün ülkemizde her biri karşılıklı birbirine yardım etme günüdür. Bugün dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik günüdür. İnsan yaşlı ya da genç dışarı çıkmazsa depresyon hastası olmaz. Bu durumu koşulların yarattığı bir süreç olarak görmek, gelişmeleri sabır ve sükunetle karşılamak gerekir. Evet. Şu an tabii dünya zor koşullar içerisinde. Zor koşullarda bazen zorunlu önlemler hepimiz için kaçınılmazdır. Bu zor koşullar hepimizden bir nebze feragat beklemektedir. Bu feragat büyük bir şey değildir. Lütfen evimizde, evlerimizde kalalım. Yuvanda kal. Hem kendini, hem çocuklarını, akrabalarını, komşularını koru diyoruz. Can sıkıntısı sebebiyle bazı yaşların hayatını tehlikeye atmasına anlam veremiyoruz ve vermemeliyiz. Bunun
kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Evde canı sıkılanlara benim tavsiyem çok şudur. Canını sıkılsın ama canınızı koruyun. Koronavirüsü nedeniyle evden dışarı çıkmamak, evde düşme ve kaza tehlikesi de hiç şüphesiz yaratabilir. Yaşlıların bu duruma çok dikkat etmeleri lazım. Öncelikle hocam şöyle, sosyal temasta bulunmanın virüsün yayılma hızını arttırdığına yönelik açıklamalar var. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bununla ilgili açıklamalar yapıyor ve malum sokağa çıkma yasağı uzatıldı süresi. İlerleyen hafta sonlarında da anlaşıldığı üzere tekrardan bu yasak uygulanmaya konulacak. Sadece evde kalarak yaş fark etmeksizin bu bulaş riski ortadan kaldırılabilir mi? Tabii yani en azından virüsün toplum içerisinde yayılma hızı düşürülebilir. Böylece bulaş riski en aza indirgenir. Böylece sağlık sisteminin ayakta kalması sağlanabilir. Böylece koronavirüsünün bir salgın olarak kontrol altına alınma imkanını yaratabilir. Bunu uygulayan ülkeler var. Güney Kore, Japonya, Almanya gibi. Ülkemizde de bu başarıyla uygulanıyor. Ama benim burada belirtmek istediğim öncelikle evlerde kal diyoruz ama evlerde kalırken hangi tehlikelerle karşı karşıyayız bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Öncelikle 75 yaşından itibaren bilimsel veriler bize şunu gösteriyor. 75 yaşından itibaren düşme tehlikesi artıyor ve evde düşme ve kazalar çok artıyor. Her yıl yüzlerce yaşlının düşme ve kazalardan dolayı sakat kaldığını, bakıma muhtaç olduğunu biliyoruz. İşte bunların bir kısmı ev dışında, bir kısmı da ev içinde meydana gelen kazalardır. Yaşlıları evde kalmaya zorunlu kılan durumdan dolayı yaşlıların evde düşme riski bize göre artmıştır. Özellikle tek başına yaşayan yaşlıların bu riskleri artmıştır. Tek başına yaşayan yaşlıların olası düşme kazada çocuklarına, akrabalarına veya komşularına erişebilmelidirler. Bunun en iyi yolu tanıdıklarının yaşlıları düzenli aralıklarla telefonla aramasıdır. Eğer yaşlıların cep telefonları varsa cep telefonlarını daima yanlarında bulundurmalarını biz tavsiye ediyoruz, taşımalıdırlar. Olası düşme kazada tanıdıklarıyla irtibatlı gitmek. Tam inceltisi ilaçlanan yaşlılar evde başlarından düşme kazası geçer, vücudunda kanama olursa hemen durumu yakınlarına bildirmelidirler ve onlardan yardım gelinceye kadar kanın atmasını mümkün olduğunca önemelidirler. Düşme tehlikesi olan yaşlılar eğer ilaç kullanıyor, ilaçlarını yerinden kalkmadan erişebilecekleri bir yerde bulundurmalıdırlar. Mesela yaşlı bütün kullandığı ilaçlarını bir kutuya koyabilir. Özellikle geceleri evde düşme kazalara biz daha çok sık rastlıyoruz. Örneğin uykuyken, tuvalete giderken veya gece alınması gereken ilaçları erişmek için yatağından kalkmak zorunda kalırsa düşme kaza riski çok yüksek. Mümkünse yaşlar evde tek başına tabii ki kalmasın. Tabii yanlarında bir refakatçi olursa daha iyi olur diyoruz. Bir çocuğu veya torunu geceleri şayet mümkünse yaşlının yanında kalmasını tavsiye ediyoruz. Ama yapılması gereken konular var ve bunları ihmal etmeyelim. Örnek olarak mutlaka telefon numaralarının bir listelerini yapmalıdırlar. Mutlaka yaşlı insanın kullandığı ilaçlar bir liste halinde bir kağıda yazılmalıdır. Acil durumlarda haber edilecek kişilerin telefon numaralarını, isim adreslerini yazmalıyız bir kenara. Alerjileri varsa nelere karşı alerjileri olduğunu mutlaka belirtmelidirler. Kan inceltici ilaçlar arıyorsa bunu özellikle belirtmeleri mutlaka çok önemlidir. Hastalıkların listesini mutlaka bir listeye yapmalıdır. Özellikle bilincini kaybet, baygınlık geçiren bir yaşlıya herhangi bir şekilde erişildikten sonra ona yardım edecek sağlık personelinin
bu bilgileri görebileceği bir yerde tutmak en iyisi. Örneğin duvara asabilirler. Bir de depresyondan bahsettik. Depresyona karşı neler yapmak gerekir? Bunu da bilmek gerekir. Evet hocam, onu da ilerleyen dakikalarda dilerseniz açıklayalım. Şunu da merak ediyorum. Malum evde kalınması gerekiyor. 20 yaş altı gençler, 65 yaş üzeri kişiler ve kronik rahatsızlığı olanların bu dönemde sokağa çıkması yasak. Evde de sadece 65 yaş değil, 65 yaşın altında bireyler de olabilecek, çocuklar da olabilecek, işi gereği sokağa çıkmak ve tekrar eve girmek durumunda olan kişiler de var. Yaşlıların sağlık durumunu risk atmamak için neye dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle çocukların ve gençlerin virüsü taşıma noktasında önemli bir konumda olduğu söyleniyor. Evet, yani özellikle sosyal mesafeye uymaları gerekiyor. Özellikle yaşlılarımızın bu evde kal çağrısını istisnasız yerine getirmelerini bekliyorum. Ve olabildiğince sosyal izolasyonu, bireysel izolasyonu başarıyla yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu süreç içerisinde beslenmelerine mutlaka dikkat etmelerini istiyoruz. Ev içerisinde de bedensel, zihinsel, fiziksel faaliyette bulunabilirler. Dolayısıyla bu onların sağlık durumları için çok iyi bir sonuç yaratacaktır. Dolayısıyla burada bizim özellikle ifade ettiğimiz şey evde kalan yaşlı bir nebze olsun kendini bulaştan koruyor. Ama karşı karşıya kaldığı yalnızlık hissi ve bunun yaratmış olduğu bir depresyon kaygısı, korkusu olabilir. Depresyona karşı bir şeyler yapmak gerekir. Ne yapılabilir? Sevdikleri şarkıları dinlesinler. Maziye takılmasınlar. Dengeli beslensinler. Bol su içsinler. Güneş ışığını balkonlarından mutlaka alsınlar. Uykularını düzene soksunlar. Evlerinde kazak örtsünler. Sevdikleri insanlarla sosyal medyadan yazışsınlar, konuşsunlar, yemek yapsınlar. Çevresinde bu yemekleri paylaşsınlar sosyal medya üzerinden. Günlük tutsunlar. Mesela 60 artı tazelenme üniversitesi öğrencilerimize bir günlük tutun diyoruz. Korona günlerinde her günü nasıl geçirdiniz? Hangi kaygılarınız, korkularınız, umutlarınız, endişeleriniz oldu? Bunları mutlaka yazın diyoruz. Evinizi temizleyin, temizlik yapın diyoruz. Umudunuzu yitirmeyin diyoruz. Umudu olan insanın cesareti vardır. Dolayısıyla umudunuzu yitirmeyin diyoruz. Kendi kendinize yetmeyi öğrenin diyoruz. Bunları yaparsak psikolojimizi güçlendirebiliriz. Koşullara uyum sağlayabiliriz. Bugünkü koşullar bu. Az önce de bahsettim. Bu özel bir durum ve burada yeterliliğimizi korumamız gerekiyor. Yeni yeterlilikler, yetenekler geliştirmemiz lazım. Bunu evimizde de yapabiliriz. Maziyi geride bırakmamız lazım. Mazi bizi bir tekrarın içerisine getirebilir. Yarının daha iyi olacağına inanmamız gerekiyor. Zihnimizi güzel şeylerle meşgul etmek. İyi şeylere odaklanmamız. Evet, önemli uyarılarda bulundunuz. Bir de işin televizyon ve haber noktası var. Tüm televizyon kanalları neredeyse koronavirüsle ilgili hem son rakamları paylaşıyor hem nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgiler veriliyor. Ayrıca farklı görüntüler de geliyor hem yurt dışı hem de Türkiye'deki son duruma ilişkin. Bu televizyon kanallarını ve içerikleri nasıl izleyecekler? İlla ki bir televizyon kanalı evlerde açık kalacak. Neye dikkat etsinler? Efendim, kendilerini karamsarlığa götüren her türlü haberden, her türlü etkileşimden uzak dursunlar. Tüm tavsiyemiz hayatın bir döngüsü içerisinde, yarın için umut olduğunu, evimizde de hayat canlı, kendimizi dipdiri tutabiliriz. Buna inansınlar. Evet, maalesef korona virüs salgını insanları, gencecik insanlar da dahil olmak üzere hayatlarından ediyor ve insanoğlu tarihinde ilk defa bu sorunu yaşamıyor. Daha önce de bu sorunlar yaşandı. Ama 20. yüzyılda yaşadığımız bu salgın hepimize yeniden düşünmeyi, hepimize insan olarak bir arada
olmamız, birbirimizi desteklememizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ve dolayısıyla burada karşılıklı dayanışma gücü ve dayanışma gücünün ruhunun hamurunda şekillenmiş bir yeni bir kültürün oluştuğuna ben inanıyorum. Dolayısıyla biz Antalya Kent Konseyi olarak yaşlarımızın evde kalmalarını, sağlıklarını korumalarını ve beslenmelerine dikkat etmeleri ve yarının daha güzel olacağını, bugün edindiğimiz tecrübeleri bizim yaşam sürecimizde bir kayıp değil, bir kazanç olduğuna inanmalarını istiyoruz, arzu ediyoruz ve Antalya Kent Konseyi, başta başkanımız ve yürütme kurulu üyelerimizin ortak düşüncesini burada tekrar etmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımıza, Antalyalı hemşerilerimize lütfen evde kalın, kendinizi koruyun, bireysel izolasyona dikkat edin, yarın daha güzel olacak diyorum. Evde kalacağız ama kuşaklar arası çatışma diye bir kavram söz konusu. Hepimiz bu kelimeye, bu tanıma aşinayız. Farklı yaş gruplarından insanlar bir arada olacak, bir zorunlu yasak var. Büyüklerimiz sokağa çıkamıyorlar ve eskiye nazaran biraz daha agresif durum içerisinde olabiliyorlar. Psikolojik açıdan zor durumda oldukları için, sokağa çıkmadıkları için. Bu noktada ne söyleyebiliriz? Gençlerin evin içerisinde torunlar varsa, farklı yaş gruplarında bireyler varsa büyüklere nasıl yaklaşsınlar? Benim genç kardeşlerime de tavsiyem, bu zorunlu bir süreç. Bu süreçte hep birlikte olgunlaşacağız. Bu süreçte büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanmak için çok önemli bir fırsat olduğunu gördüler. Çok kıymetli bir tecrübeyle bir arada bulunma şansını yakalıyorlardı bu zorunluluktan dolayı. Bundan olabildiğince yararlansınlar. Ve benim genç kardeşlerime tavsiyem, bu süreci mutlaka kendilerini okumaya, kendi yeteneklerini geliştirmeye ev içerisinde bu noktalara yönelsinler ve evde birlikte yaşadıkları büyüklerinden de olabildiğince onların tecrübelerinden yararlansınlar. Bakın çok önemli bir süreç yaşıyoruz ve bu süreç sadece kayıp bir süreç değil, aynı zamanda kazançları da beraberinde getiriyor. Ve burada bu şansa sahip olan gençler, eğer büyük anne ve büyük babasıyla bir arada yaşıyorlarsa bunun bir şans olduğunu düşünsünler ve olabildiğince büyüklerden bu bir arada kalma, zorunlu bir arada kalma sürecini şansa çevirsinler ve onların tecrübesinden olabildiğince yararlansınlar. Dünyada satın alamayacağınız en önemli şey bir insanın yıllar yılı sahip olduğu tecrübesine yararlanmaktır. Bu da çok şeydir. Benim genç kardeşlerime tavsiyem bunu bir kazanç olarak görsünler. Hanenin dışarısında yaşayan torunlara ya da aile bireylerine öneriniz, uyarınız olur mu? Yaşlıların evde daha kaliteli vakit geçirmeleri için sosyal medya vasıtasıyla olabilir, cep telefonları vasıtasıyla olabilir, iletişim kurulsa, sohbetler edilse? Evet, zaman dayanışma sürecini güçlendirme zamanı. Dolayısıyla ben hane dışında yaşayan, uzakta yaşayan yaşlılarımıza, büyüklerimize tavsiyem, yaşlarımıza da tavsiyem gençleri aramaları, sosyal medya aracılığıyla sürekli iletişim kanallarımızı, iletişimimizi canlı tutmamız gerekiyor. İletişim daima iki insan arasında olur. Dolayısıyla olabildiğince birbirimize daha fazla görüşebilmeli, birbirimize daha fazla tecrübelerimizi paylaşabilmeliyiz. Bu süreç dayanışmayla geçirilecek bir süreçtir. Ve burada bu dayanışma sonucunda herkesin kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla uzakta yaşayan büyüklerimize mutlaka onları yalnız bırakmayalım, onları sürekli arayalım. Büyüklerimize, gençlerimize arasınlar, sorunlarını arasınlar ve böylece bu iletişim yoğunluğunu artırırsak yalnızlık duygusunu bir nebze azaltırız ve bu süreçte dayanışmayla hep beraber kazasız belasız, daha az kazayla, daha az hatarla atlatabiliriz.
Tek temennimiz aslında ortak. Bu sürecin kısa zaman içerisinde atlatılması, her şeyin normale, normal seyrine dönmesi. Hocam, varsa bizi izleyenlere mesajınız, uyarınızı onlara alsak neler söylersiniz? Evet, ben şehrimizde ve ülkemizin hangi ilinde, ilçesinde, köyünde yaşıyor ve bu programı izliyorsa onlara Antalya Kent Konseyi'nin mesajını iletmek istiyorum. Bu aynı zamanda başkanımızın da mesajı. Lütfen evde kalın. Bu virüse karşı kendimizi izole edebilirsek, daha az toplulukların içerisinde bulunabilirsek bu salgını daha az zararla, daha az hasarla atlatabiliriz. Ve umudumuzu yarın için yitirmeyelim diyorum. Ve herkese sabır ve huzur ve sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.